varlıklıydı aile. Oradan itirazları yaptı. Hı hı. İcra hukukta dava açtı. Isparta İcra Hukuk'ta. Evet. Şimdi işin komik tarafı bu Efeler Çetesi'ni Isparta'da herkes bilir bilmem ne. Herkes bildiği halde bu çeteler elini kolunu sallayarak Antalya'nın göbeğinde böyle boş diyen bu senet bahçe üretilerini. Sonradan dolduruyorlar bu rakamları. Bu haftaki kişi Bayram Karan. O da bu. Aciz konuştum. Şöyle efendim, benim arabam yok üzerimde. Araba Silifke'de, eşimin memleketi Silifke, oraya gitmek için bir araç kiralayayım dedim. Isparta'dan bir araç firmasıyla anlaştım, geldiler buraya, sözleşme imzaladık pazartesi günü. İki gün sonra aracı teslim edeceğiz diye şahıslar geldi, anahtarı teslim edeceğiz diye beni çağırdılar. Orada silah tehdidiyle annemin fotoğrafını gösterip onu ev adresini de gösterip onu öldürmekle tehdit ederek ve kızlarımın fotoğraflarını gösterip onları öldürmekle tehdit ederek aynı zamanda siyah bir silah göstererek beni tehdit ettiler. Boş bir senedin arkasına ciro ettirdiler. Daha sonra eklendiğini gördüm ki icra takibinde gördüm bunu. 600 bin dolarlık bir meblağ yazmışlar ön tarafına. Hukuki olarak icra hukukta ihtiyati durdurma kararı için şey yaptım. 12. aya bir duruşmamız var. İhtiyati aciz kararı almışlar 2. asliye hukuktan. Onun durdurulması için müracaat ettik, ihtiyacı acizin kaldırılması için. O da gelecek ay randevu vermişler. 3 tane savcılık soruşturması var Antalya'da bunlarla ilgili. Bir tanesi gasptan dolayı, gasp şube ilgileniyor. Bir tanesi senedi dolduranlar hakkında dolandırıcılık şube ilgileniyor. Bir tanesi de